Evet arkadaşlar, şimdi derişim birimlerinden sonuncusu, inceleyeceğimiz sonuncu derişim birimi molalite veya molal derişim, küçük m ile gösteriyoruz. Bu derişim birimini biraz sonra anlatacağım. Koligatif özellikler içerisinde aslında daha çok kullandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü hacimden söz etmiyor. Sıcaklıkla genleşme tanımı söz konusu değil. Ama biz sorularımızda tabii ki farklı derişim birimleriyle koligatif özellik görüyorsak onları da benzer bilgileri uygulayarak çözümlemek durumundayız. Molalite nedir? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısı olarak tanımlanır. Formülize edersek molal derişim çözünenin mol sayısı bölü kilogram olarak kilogram birimiyle çözücü miktarını ifade etmeniz gerekiyor. Bir örnekle uygulayacağız sadece. Bir grafik vermiş bize. Potasyum sülfat için kütle değişim grafiğini vermiş zamanla. 50 gram su içinde potasyum sülfat katısı eklenip çözülüyor diyor. Dengedeki çözeltinin molal değişimi nedir? Şimdi dengede derken bakıyoruz grafiğe, çözeltimize eklediğimiz potasyum sülfattan 10 gramla başlamışız. 1.3 gramı çözülmeden kalmış. Yani dipte katısı var. Biz buna ne demiştik? Katısıyla dengede doymuş bir çözeltimiz var. Peki çözünen potasyum sülfat ne kadar? Çözünen potasyum sülfat 10-1,3 kadar. Yani 8,7 gram potasyum sülfat çözünmüş durumda. Peki molal derişim hesaplamamız için çözünenin mol sayısına ihtiyacımız var. K2SO4 potasyum sülfatın mol sayısını bulmak için 8.7 m bölü Ma174 diye söylersek çözünen maddemizin 0,05 mol değerinde olduğunu ifade edebiliriz. Peki molal derişim hesaplayacaksak çözünenin mol sayısı 0,05 mol. Kilogram olarak çözücü 50 gramdı. Şurada hemen yazmak istiyorum. Kilograma çevirmek için bunu 10^-3 ile çarptığımı, 1000'e böldüğümü ifade edersem molal derişimini 1 molal olarak hesaplayabileceğim. Şimdi çözeltiler konusunun aslında son başlıklarında koligatif özellikler dediğimiz maddenin yapısına, kimyasal özelliğine bağlı olmayıp parçacık sayısına bağlı olan özellikleri, koligatif özellikleri. Bu koligatif özellikler nelerdir diye söylememiz gerekirse işte kaynama noktasındaki yükselme değeri, donma noktasındaki alçalma, buhar basıncının alçalması, ozmotik basınç maddenin koligatif özelliklerine bağlıdır şeklinde ifade edebiliriz. Yalnız koligatif özelliklerle ilgili yorumlar yaparken şuraya not olarak ekledim. Siz de notlarınızı alırken dikkat edin. İyonik çözünen katılarda toplam iyon derişimine bakmanız önemli. Şimdi örneklendirerek grafiklerimizi çizmeye çalışalım. Diyoruz ki saf su için düşünsek. Diyelim ki 25 santigrat derece sıcaklıkta, oda sıcaklığında saf suyumuz var. Bu sıvının bir buhar basıncı değerini tanımlarız. Peki biz bu suyu ısıtmaya başlayalım dersek sıcaklığı arttıkça buhar basıncının da artacağını ifade edebiliriz. Hadi biraz sayısal konuşabilelim diye deniz seviyesindeyiz veya 1 atmosfer basınç koşulundayız desek, dış basıncımızın 76 santimetre civa olduğunu söylesek, o zaman saf suyun buhar basıncı 76 değerine ulaştığı sıcaklıkta, ki bu 100 santigrat derecede oluyor, saf suyun buhar basıncı dış basınca eşit oldu ve kaynama başladı diye yorumlamamız gerekiyordu. Peki biz bunun sıcaklık zaman değişim grafiğini çizecek olsak, işte oda sıcaklığındaki suyu ısıtmaya başladım, zamanla sıcaklığı arttı, deniz seviyesindeyim, 1 atmosfer basınçtayım dersem, sıcaklığı 100 santigrat dereceye geldiğinde saf su kaynamaya başladı, saf maddelerin kaynaması süresince sıcaklığı değişmiyor diye yorumladık. Maddeyi incelerken tüm bunları konuşmuştuk. Peki yine 25 derecedeki suyu soğutuyorsam bu sefer sıcaklığı azalıyor. Sıcaklığı azaldı. Deniz seviyesinde 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası 0 santigrat derece. 0 santigrat dereceye gelen su dondu. Donması süresince saf suyun yine hal değişimi süresince sıcaklığı değişmedi şeklinde saf maddenin yorumunu yapabiliyorduk. Peki biz bu su içerisinde uçucu olmayan katı madde çözersek, bu şeker gibi moleküler çözünen bir madde olabilir veya tuzlar gibi iyonik çözünen maddeler örnek verilebilir. Örneğin tuz çözdük diyelim. Aynı sıcaklıkta yine 25 derecede tuzlu suyun buhar basıncı saf suya göre daha düşük.
katı ilave edip çözdük. Tanecikler arası çekim kuvveti arttı. Böylece aynı sıcaklıktaki buhar basıncı azaldı. Şuradaki değişme bize buhar basıncındaki azalmayı tanımlar diyebilirsiniz. Peki sonuçta elinizde tuzlu su var. Onu da ısıtsanız sıcaklığı arttıkça buhar basıncı artar. Ama 100 derece sıcaklığa geldiğinde bakın henüz buhar basıncı ortam basıncına ulaşamadı. Henüz kaynama yok. Isıtmaya devam ediyorsunuz, sıcaklığı artmaya devam ediyor. Ne zaman ki buhar basıncı, az önce dedik ya hani bir atmosfer basınç koşulu olsa, buhar basıncı dış basınca eşitlendi, bir atmosfere eşitlendi. Diyelim ki 100 artı A santigrat derecede oldu. Bu durumda tuzlu su kaynamaya başladı diye söyleyebilirsiniz. Saf su 100 derecede kaynıyordu. Tuzlu su 100 artı A santigrat derecede kaynamaya başladı. O zaman burası, ben kısaca yazarken kaynama noktası diyeceğim ama kaynama noktasındaki artışı bize ifade ediyor diyebilirsiniz. Peki saf suyun sıcaklık zaman grafiğini çizdik. Peki bunu tuzlu su için çizecek olsak, grafiği çok karıştırmak istemediğim için güçlü bir ısıtıcıyla süreyi kısaltarak çizelim. Oda sıcaklığındaki tuzlu suyu da ısıtsak, onun da sıcaklığı yükselecek. 100 derecede kaynamadı dedik. Daha yüksek sıcaklığa gelince kaynamaya başlayacak. Burada da saf su kaynadı dersek, şu nokta sıvılarımızın kaynamaya başladığı nokta. Peki kaynamanın tanımı neydi? Sıvının buhar basıncının bulunduğu ortam basıncına, dış basınca eşit olmasıydı. Su kaynarken sıcaklığı, saf su kaynarken sıcaklığı değişmiyordu ama tuzlu su kaynarken sıcaklığı artarak devam ediyor. Ne zamana kadar artıyor? Çözeltiniz doymamış olduğu sürece sıcaklığı artıyor. Peki doymamış çözelti bir süre sonra doymuşluğa ulaşacak. Doymuş çözelti olduğunda artık tuzlu su demiştik örneğimize, onun da doymuş olduğu andan itibaren kaynaması sırasında sıcaklığı değişmez. Burada bizim için yapmanız gereken yorum şu. Şuraya kadar birinci bölge dersek sıvıların buhar basıncı artıyor. Buhar basıncı arttı. Kaynamaya başladıktan sonra bu noktadan sonra buhar basınçları artık değişmedi. Neden? Çünkü kaynama var. Az önce yazmıştım. Tekrar yazıyorum. Buhar basınçları dış basınca eşit kaldı. Peki doymamış çözelti kaynarken buhar basıncı değişmiyor ama sıcaklığı artıyor. Çünkü derişimi artıyor. Molar derişim, molal derişim. Suyu buharlaşıyor. Hızlı bir şekilde derişimi artıyor. Doymuş olduktan sonra kaynasın ama su buharlaştıkça madde dibe çökmeye başladığı için derişimi de değişmiyor. Doymamış olduğu sürece sıcaklık artarak kaynıyor. Doymuş olduktan sonra sıcaklığı sabit kalıyor. Çünkü doymamış olduğu sürece derişimi artıyor. Doymuş olduktan sonra derişimi değişmiyor demeniz lazım. Peki bir de soğutalım. Oda sıcaklığındaki tuzlu suyu soğutalım. Hızlıca alalım ısısını. Zamanı dikkate almadan şöyle çizeyim. 0 derecede donmadı. Daha düşük sıcaklıkta dondu. Tuzlu su içinde donması süresince, hal değişimi süresince sıcaklığı sabit kalmaz şeklinde yorumlayabilirsiniz. Hatta buna örnek olarak da işte kışın yollara tuz atılması, buzlanmayı engellemek adına tuz atılması suyun donma noktasının düşmesiyle ilgili bir çalışmadır. Benzer şekilde deniz sularının göl sularına göre daha düşük sıcaklıklarda donabilmesi, deniz suyunda çözünen tuz miktarının daha fazla olması, bu nedenle donma sıcaklığının daha düşük olması, daha düşük sıcaklıklarda katı haline geçebilmesi şeklinde açıklanır. Burada söylediklerimizi özetlemek için şöyle ifade edebiliriz. Derişim, molar derişim, molal derişim, katı sıvı çözeltisi var elinizde. Bu çözeltide derişim artıyorsa, çözeltinin buhar basıncı azalacak. Derişimi fazla olanın buhar basıncı az. Buhar basıncı azaldı. Ben kısaca kaynama noktası diye yazıyorum. Kaynamaya başlayacağı sıcaklık arttı. Derişim ne kadar fazlaysa kaynamaya başlayacağı sıcaklık da o kadar fazla ve donmaya başlayacağı sıcaklık da azalıyor şeklinde ilişkilendirebilirsiniz. Yalnız şurada bir hatırlatmam olacak sizlere. Eğer İyonik çözünen katılardan bahsediyorsak, en başta söylemiştim. İyonik çözünen katılarda toplam iyon derişimini dikkate alarak
bu karşılaştırmaları, yorumları yapmanız gerekiyor. Bu arada az önce söyledik koligatif özellikleri, kaynama noktası yükselmesi, doğma noktası alçalması. Kaynama noktası yükselmesinde ebilyoskopi değerinden bahsederiz. Doğma noktası alçalması derken de söylediğimiz kriyoskopi olarak tanımlanır diye belki karşınıza gelir, söylemiş olalım. Peki bir örnek yapalım. Burada hem kaynamaya başlama sıcaklığını, hem buhar basınçlarını, donmaya başlama sıcaklıklarını ve bir de şu ana kadar konuşmadığımız elektrik iletkenlikleriyle ilgili karşılaştırmalar yaparak yorumlamış olalım. Neler söylemiş? 2 molar 1 litre sodyum sülfat çözeltisi. Arkadaşlar eğer bize molar derişim veriyorsa hacimle ilgilenmeme gerek yok. Derişim üzerinden zaten yorum yapacağım. Ama mol verseydi tabii ki hacmi dikkate alarak derişim hesabı yapardım. Ona göre karşılaştırmalarıma geçerdim. Ama zaten derişim biliyorum. 2 molar. Benim için sodyum sülfatın doğru iyonlaştırılması önemli. Ben uzun uzun ilkinde yazacağım. 2 sodyum iyonu 1 sülfat iyonu verecek şekilde iyonlaştı. 2 molar derişimli sodyum sülfatta 4 molar sodyum iyonu, 2 molar sülfat iyonu olmak üzere toplam iyon derişimi 6 molardır demenizi istiyorum. Veya direkt kısaca mesela bir ikinci yargıda 3 molar derişimli potasyum karbonat, 2 potasyum 1 de karbonat iyonu vermeyecek mi? O zaman bu 3 iyonlu bir çözünen içeriyor anlamına gelirse 3 molar derişimli diyorsak potasyum karbonatı hemen yine 6 molar potasyum, 3 molar da karbonat olmak üzere toplam iyon derişiminin 9 molar olduğunu söyleyebilirsiniz veya 3 molar 3 iyonlu 9 molar toplam iyon derişimidir diyebilirsiniz. 8 molar şeker, şeker moleküler çözünen bir madde, iyonlaşma yok. O zaman bizim 6 molar, 9 molar ve 8 molarlık derişime sahip 3 tane katı sıvı çözeltimiz var. Kaynamaya başlama sıcaklıkları. Ne söyledik az önce? Derişimi fazla olanın kaynamaya başlayacağı sıcaklıkta fazla. O zaman en yüksek kaynamaya başlama sıcaklık 2. Sonra 3. En düşük kaynamaya başlama sıcaklığı kime aittir? Birinci çözeltiye aittir. Buhar basıncı. Derişimi fazla olanda buhar basıncı az olacak. 2'de en az. Sonra 3 gelecek. Buhar basıncı en fazla olan içlerinde derişimi en az olan olacak. Birinci çözelti. Donmaya başlama sıcaklığı, derişim arttıkça donma noktası da düşüyordu. O zaman buhar basıncı gibi 2'de en az donma sıcaklığı, 1'de de en yüksek donma sıcaklığıdır diyebileceksiniz. Peki elektrik iletkenliği nedir? Bir sulu çözeltinin elektrik iletmesi için iyon taşıması gerekir. Ve iyon derişimi arttıkça iletkenlik de artar. Peki iyon yoksa, moleküler çözünmeden söz ediyorsanız, derişimin bir anlamı kalmayacak, zaten elektriği iletmiyor diyeceksiniz. Dolayısıyla elektrik iletkenliği derişimine bakmaksızın içlerinde, yani en küçük sıralamada yazabilecek olduğum 3. çözelti olacak. Çünkü 3. çözelti bir şeker çözeltisidir. Şeker çözeltisi elektriği iletmez. Derişiminin ne olduğu beni hiç ilgilendirmez bu nedenle. Ama 1. ve 2. çözeltide iyonlarımız var. İyon derişimi fazla olan 2. çözeltinin iletkenliği iyon derişimi az olan 1. çözeltiden daha fazladır şeklinde yorumlamanızı isteriz. Peki yine bu şekilde bir işlem yapmaya çalışalım küçük küçük. X, Y, Z çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklıkları 100 üstünde ne kadar arttığını, 2A, 6A, 4A şeklinde 100'den ne kadar fazla olduğunu ifade etmiş. Diyor ki eşit mol sayıda X, Y ve potasyum klorür katıları çözülerek hazırlanan eşit hacimli sulu çözeltilerin deniz seviyesinde kaynamaya başlama sıcaklıkları verilmiş. X ve Y katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar eşit mol sayıda eşit hacimli sulu çözeltiler hazırlıyorsunuz. Hemen şurada yazsam. Çözünenin mol sayısı aynı. Çözeltinizin hacimleri de aynı. O zaman o çözeltinin molar derişimleri birbirinin aynısıdır diyemez miyiz? O halde ben X'in molar derişimine, Y'nin molar derişimine, potasyum klorürün molar derişimine 1 molardır desem örneğin. Olur. Peki potasyum klorür iyonlaşır. Potasyum artı klor eksi. O zaman toplam iyon derişimi 2 molar kadardır diye yorumlayabilirim. Şimdi deniz seviyesinde 1 atmosfer kabul ederiz deniz seviyesini.
Potasyum klorür çözeltisinin kaynama noktası suyun kaynama noktasından 4A kadar fazla diyor tabloda bize. O zaman diyorum ki 2 molar derişime sahip olduğunda kaynama noktası 4A derece yükseliyor. X'i görmeye çalışalım. X'in kaynama noktasının sudan 2A derece fazla olduğunu söylüyorsak o halde derişimin 1 molar olması gerekmiyor mu? Evet. Peki bizim X'imiz zaten 1 molar derişimliydi. O halde X moleküler çözünen bir katı olmalı. İyonlaşmamalı. Kim var burada? Şeker var burada. Yine aynı formülle şeker. Bu da moleküler çözünür ama bunu cevabı alamayız. O alkol çünkü uçucudur. Suyun kaynama noktasını yükseltmez. Peki benzer orantıyı yine potasyum kloridden bakalım. 2 molar iyon derişimi varken 4A derece suyun kaynama noktasını arttırıyor demişti tablo bize. Y'ye gitmeye çalışıyorum. 6A derece artması demek oradaki derişimin 3 molar olması gerektiği anlamına gelir. Kim için? Y için. E kendisi 1 molar derişimliydi. 1 molar derişimli olan Y'nin ortamda 3 molarlık iyona sahip olacak şekilde iyonlaşması gerektiğini söyleyeceğiz. Yani 3 iyon verecek. Zaten 2 seçeneğe gelmiştik. Magnezyum klorür 1 magnezyum 2 klor olmak üzere 3 iyon verir. Cevabımız Bursa. Alüminyum klorür ise 1 alüminyum 3 klor olmak üzere toplam 4 iyon verir. 1 molarlık alüminyum klorür de 4 molar iyon taşır ki bizim istediğimiz 6A derecelik yükselme değil. Daha fazla bir yükselme olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevabı Bursa olarak belirlediniz. Peki. Yine koligatif özelliklerde bu şekilde hesaplamalar yaparken bir bağıntılar, formüller de çıkarılabilir. Daha çok molaliteyi kullanıyoruz demiştik. Şimdi burada not olarak kaynama noktası yükselmesini delta T kaynama diyecek şekilde formülize ettik. Kaynama noktası yükselme sabiti. Su için değeri 0,52. Bunları ezbere bilmeyeceğiz. Soru bize verecek. Burada I ile gösterdiğim iyon sayısı, M ise çözeltinizin molal derişimini ifade ediyor. Benzer şekilde donma noktasının düşmesini hesaplamak istiyorsak delta T donma diye ifade edersek donma noktası alçalma sabiti su için 1,86 olarak belirlenmiş santigrat derece bölüm molal derişim. I yine bize iyon sayısını gösteriyor. M yine bize molal derişimi ifade ediyor. Bunu uygulayacağımız bir örnek çözelim. Diyor ki 500 gram suda 1 mol potasyum nitrat çözülerek elde edilen çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya ve kaynamaya başlama sıcaklıkları kaçar santigrat derece olur diye sormuş. Şimdi biz önce potasyum nitrat çözeltimizin molal derişimini bulacak olursak KNOH için molal derişim. Çözünenin mol sayısına ihtiyacımız var. 500 gram sudan bahsediyoruz. 1 mol potasyum nitrat çözdük. Suyu da kilograma çevirmek zorundaydık. 0,5 kilogram su dersek demek ki 2 molal derişimli potasyum nitrat çözeltisi var. Peki potasyum nitrat 1 potasyum 1 de nitrat iyonu verecek şekilde yine uzun uzun yazayım. İyonlaşıyor. Kendisi 2 molalse 2 molal potasyum 2 molal de nitrat olmak üzere toplam 4 molal iyon taşıyor diye söylememiz lazım. Şimdi aslında bunu formül gibi kullanmadan çözmek adına ben böyle yazıyorum. Diyorum ki buradaki örneğin kaynama noktası yükselmesi 0,52 santigrat derece bölü molal derişimse dersin ki 1 molal olduğunda 0,52 santigrat derece yükseliyorsa 4 molal iyonumuz var ne kadar yükselir diye sorabilirsin. Benzer şekilde 1 molal olduğunda derişim burada 1,86 donma noktası alçalma sabiti verilmiş. 1,86 santigrat derece donma noktasını alçaltıyorsa 4 molal olduğunda ne kadar alçaltır şeklinde sorabilirsin. Bunu böyle bir grup halinde yorumlayarak çözebilirsiniz. Veya dersiniz ki örneğin donma noktası alçalması. Donma noktası alçalma sabiti iyon sayısı molal derişim. Donma noktası alçalma sabiti 1,86. 2 iyon veren potasyum nitrattan bahsediyoruz. Molal derişimi de 2. Sonuç 1,86 çarpı 4.
Neymiş? 1.86 çarpı 4 7,44 santigrat derece donma noktası azalacak demek. Peki kaç santigrat derecede donmaya başlayacak diye sorarsak? Su 0 derecede donuyordu 1 atmosfer basınçta. O zaman -7,44 santigrat derecede donma olayı başlar şeklinde yorumlamanız lazım. Peki kaynama noktası yükselmesini hesaplamak istiyorum derseniz, kaynama noktası yükselme sabiti I çarpı iyon sayısı çarpı molal derişim. Bu değer 0,52 su için, potasyum nitrat 2 iyon veriyor. Kendi molal değişimi de 2 olduğuna göre 0,52 çarpı 4'ten değerimiz ne olacak? 2,08 santigrat derece kaynamaya başlama sıcaklığının arttığını söylememiz lazım. 1 atmosfer basınçta 100 derecede kaynıyorsa su, demek ki 102,08 santigrat derecede bizim çözeltimiz kaynamaya başlayacaktır şeklinde yorumlamalısınız. Bizim az önce orantı kurarak bulacağımız değerler de formül kullanarak bulduğumuz değerlerle aynı olacak. Bir de buhar basıncı hesabı ile ilgili Raoult kanunu der. Bir çözeltinin buhar basıncı, P çözelti dediği, çözelti için buhar basıncı, o çözeltide buhar oluşturacak olan saf çözücü yazdım buraya. Çözücünün, saf çözücünün buhar basıncı ve bu nedir? Çözücünün x ile gösterdiğimiz neydi? Mol kesri idi. Saf çözücünün buhar basıncıyla çözücünün mol kesrinin çarpımı çözeltinin buhar basıncını ifade eder. Ama dikkat etmenizi istediğimiz nokta burada. Eğer çözünen katı ise çözücünün buhar basıncı hesaplanır. İyonlaşıyorsa çözünen katınız, toplam iyonun mol sayısına dikkat ediniz. İyon sayısını her zaman dikkate almanız lazım. Peki çözeltinin buhar basıncı bileşenlerinin buhar basınçlarının toplamı olur. Yani alkollü sudan bahsediyorsanız çözünen maddeniz de buhar oluşturabilen bir madde. O zaman çözeltinin buhar basıncını hesaplarken hem alkolün oluşturacağı buhar basıncını hem suyun oluşturacağı buhar basıncını hesaplamanız lazım. Bunun için saf alkolün buhar basıncı ile alkolün mol kesrini çarpıp saf suyun buhar basıncı ile suyun mol kesrini çarpıp toplamamız gerektiğini ifade edebilirsiniz. Hemen onu da uygulayalım. Ne demişiz? 171 gram C12H22O11 formülüyle şeker göstermişiz. 20 derecede 90 gram suda çözülerek çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civa olur diye sorduk. Mol kesrine gitmek istiyorum. O zaman maddelerimin şeker diye yazayım arkadaşlar. Şekerin mol sayısı 171 m bölü ma 342'ye böldüm. 0,5 mol şeker var elimde. Peki suyun mol sayısı lazım. 90 gram su bölü 18. 5 mol de su var elimde. O zaman ben buhar basıncı hesaplayacaksam bu şekerli suda buhar oluşturacak olan kimdir? Sudur. Suyun mol kesrini hesaplayacağım. Suyun mol kesrini hesaplamak için suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı 5,5. Eğer iyonlaşan bir madde olsaydı oradaki toplam mol sayısına toplam iyonun mol sayısını eklemeniz gerektiğini unutmuyorsunuz dedik. Nedir? 10 bölü 11 gibi bir mol kesrine sahip su. Peki çözeltinin buhar basıncını hesaplamak istiyorsam, orada buharı oluşturacak saf su var dedik. Saf suyun buhar basıncıyla suyun mol kesrini çarpmamız gerekiyordu. Bize bilgi olarak suyun buhar basıncını 12,1 olarak vermiş 20 santigrat derecede. Ben biraz kötü yazmışım. Milimetre civa. 12,1 saf suyun buhar basıncı. Suyun mol kesri de 10 bölü 11 dersek buradan çözeltimizin buhar basıncını 11 milimetre civa olarak hesaplayabiliriz. Bakın arkadaşlar, saf su bulunduğu sıcaklıkta 12,1 milimetre civalık basınç yaparken orada katı bir madde çözüp şeker gibi bir madde çözdüğünüzde çözeltinizin buhar basıncının ne olduğunu gördünüz, azaldığını gördünüz. Peki örneğimizde çözücü ve çözünen de sıvı olursa, örneğin 0,5 mol etil alkol ve 1,5 mol su içeren çözeltinin T santigrat derecede buhar basıncı kaç milimetre civadır diye sormuş. T santigrat derecede suyun da alkolün de saf haldeki buhar basınçları bize verilmiş. O zaman o çözeltide buhar oluşturacak olan hem alkol var. Dolayısıyla saf alkolün buhar basıncıyla
alkolün mol kesrini çarpmalıyım. Hem de buhar oluşturacak olan saf su var. O halde saf suyun buhar basıncıyla suyun mol kesrini çarparak bu buhar basınçlarının toplamının çözeltinin buhar basıncına eşit olduğunu söylemeliyim. O halde alkolün mol kesri desek, etil alkol. Mol sayısı 0,5 mol. Toplam mol sayısı 2. Ne olacak? 1 bölü 4 moldür, mol kesridir alkol için. Peki, devam ediyorum. Su için mol kesrini de hemen burada hesaplayayım. Sudan 1,5 mol var. Toplam mol sayımız 2. O zaman 3 bölü 4 mol kesri su için. Toplam, dikkat ederseniz hatırlatmak için söylerim. Mol kesirlerin toplamı bir karışımda 1'e eşit. Peki çözelti de buhar basıncı hesabına geçelim. Alkolün buhar basıncı 100 saf haldeyken. Alkolün mol kesri 1 bölü 4 artı saf halde bulunduğu sıcaklıkta suyun mol buhar basıncı 40 milimetre civa, mol kesri ise 3 bölü 4 dediğimizde çözeltimizin 55 milimetre civalık bir buhar basıncına sahip olduğunu hesaplayabiliyorsunuz. Ve son olarak arkadaşlar, ozmotik basınç diyor koligatif özellikler içerisinde konuşulabilir. Bunu biyoloji dersinde de sanıyorum işliyorsunuz. Ben tanım olarak size verdim. Hemen ifade edeceğim. Ozmotik basınç, derişimi az olan çözeltideki, dikkat edin, çözücü moleküllerinin derişimi fazla olan tarafa geçmesine, bunun için yarı geçirgen zardan yararlanıyor. Ozmoz deniyor. Ters ozmozda suyun, yine bizim su çözücü maddemiz değil mi? Çözücümüz su. Yarı geçirgen zar yardımıyla yine yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçişi söz konusu. Bunun için yüksek basınç kullanılıyor. Peki bize sorabildiği soru ne? Özellikle işte tuzlu sudan içme suyunu elde etmek için ters ozmoz kullanılır diye ifade eden sorular var. Doğrudur dersiniz. Bu arada arkadaşlar, karışımların bileşenlerine ayrılması ile ilgili notları fotoğraf olarak size göndereceğim. Onları da mutlaka yazarak çalışmayı ihmal etmiyorsunuz. Böylece çözeltiler konusunu bitirmiş olduk. Enerji konusunda görüşürüz.